Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bomba gibi analizle karşınızdayım. Son defa sizlere uyarmak istiyorum. Bitcoin'de zirvenin geleceğini düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü sizlere son defa aktaracağım. Videoyu beğenip yorum atmasını da ihmal etmeyin. Daha ön sıralara çıkmış olalım sevgili dostlarım. Bitcoin'de zirve ve alt sezonun da yavaş yavaş başlayacağını düşünüyorum. Hatırlarsanız bir yıldır Bitcoin'de yeniden toparlanma, yeniden bir yükseliş, bu şarkının burada bitmeyeceğini belirten onlarca analiz paylaşmıştık. Şükür bunlarda yanılmadık. Şu anda bana göre Bitcoin'de zirvenin geleceğini, ardından da altcoin'lerde de yavaş yavaş hareketlenme, yavaş yavaş güzel para girişlerinin olacağını düşünüyorum. İlk olarak biz bir market cap analizi yapalım. Şu an 842 milyar dolar seviyesinde market cap'imiz var sevgili dostlar. Geçmiş döngülerde altcoin sezonuna baktığımızda döngüsel anlamda biliyorsunuz mutlaka bu alttaki grafik yapısını görmüşsünüzdür. Genelde insanlar öncelikle hype etkisi başlıyor, ardından ciddi bir yükseliş oluyor. En son zirveye geldiği zaman da artık zirveye gidene kadarki yolculuğunda bütün dünya işte altcoin'leri, Bitcoin'i, her şeyi konuşuyor ve alım yapıyorlar ve bu insanların ortak özelliği genellikle daha önce herhangi bir şekilde bu piyasaya yatırım yapmamış olması. Genelde son girenlerin kaybettiği ve ciddi kayıplar yaşadığı bir dönem diyebiliriz. Benzer bir şekilde burada görmüş olduğunuz klasik bir formasyonel durumun, döngüsel durumun yaşanması durumunda market cap'te 4.3 trilyon dolarlara, hatta 6 trilyon dolarlara varan bir serüven içerisine girebiliriz. Şu anda 846 milyar dolar seviyesinde olduğumuzu varsayarsak 5 kat büyüklüğünde bir para girişinin potansiyeli olan bir piyasada bulunduğumuzu düşünüyorum. 5 kat demek 5 trilyon dolar demek. 5 trilyon doların bu piyasaya girmesi demek çok ciddi bir rakam yapıyor. Şu anki market cap'in 5 katını düşünmek gerekiyor. Tabi bazı altcoin'lere fazla, bazılarına hiç girmeyebilir. O yüzden mutlaka sepetlerde ağırlıklı olarak, kendi düşüncem, bir tavsiye olarak değil, blok zincir ürünlerine yer vermek ve paranın maksimum %10'uyla gen projeler, onlar olabilir. Ama %90'ını ben kendim şahsım adıma 8 ay öncesi yapmış olduğum sepette de ağırlıklı olarak blok zincirlere yer vermiştim. Bu prensibimi kesinlikle de bozmayacağım. Farklı açılardan sevgili dostlarım, Bitcoin tarafındaki grafik yapısını değerlendirecek olursak, benzer bir formasyonel durumun olması durumunda artık yavaş yavaş ilk etapta insanlar inanmıyordu. Bu piyasanın ölüp biteceğini düşünüyordu. Ara silkelemelerde yeni dipler bekledi ama Bitcoin durmadan yükseldi. Artık yavaş yavaş bir parabolik hareketlere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki Bitcoin mutlaka şunu unutmayın. Yani yarın 60K olursa oradan düşmez diye bir şey yok. 60'tan 40'a düşebilir, 60'tan 45'e düşebilir veya buradan da 50'nin altına bir fitil atabilir. Ondan sonra tekrar yukarı doğru bir hareketlilik olabilir. Bizim burada bakmamız gereken nokta büyük resim. Büyük resme odaklanmak, işte bir sene sonra, bir buçuk sene sonra ne olabilir? Bunu bakabilmek, bunu bu açıdan bakabilmek değilse 5 dakika sonra, 10 dakika sonra ne olacak? Bunlar tabii ki önemli kısa vadeli yatırımcı, traderlar için, ama yatırımcıların esas olarak büyük resme odaklandığında zirveye daha olduğumuzu, yani yeni bir ayı sezonuna girmek için oldukça erken olduğumuzu düşünmekteyim. Çünkü bir ayı sezonuna girmek için öncesinde çok fazla yatırımcının piyasaya toplanması lazım. Çok ciddi yükselişler olması lazım. Adamlar ciddi anlamda bir kazanç elde etmesi lazım ki sonra ayıya girsin. Bu öyle düşündüğüm için de bence zirvelere daha var erken olduğunu düşünüyorum. Şu an kısa vadede bir düşüş de olsa bence bir silkeleme olduğunu birazdan değerlendirmeye çalışacağız. Şu an Bitcoin grafiğine baktığımızda sağ orta tarafta 2023, en sağ tarafta 2020 yıllarında bu ara boğa dönemlerinde, yükseliş dönemlerinde geçirmiş olduğu performansı değerlendirdiğimizde benzer bir yapının 2024 yılında da olduğunu görmekteyiz. Yukarı doğru patladık, bir testere içerisindeydik. Bu testlerden yavaş yavaş 55 bin dolar seviyesinin üzerinde de atacağımızı ve testere piyasasının son bulup parabolik yükselişlere devam etme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bakın klasik bir döngüye baktığımızda daha şu an tepeye olduğunu, buradan da döngüsel anlamda, yani buraya hype noktası alırsak, buraya inancı bittiği noktayı alırsak daha olduğunu, bu döngüsel ve benzerlik açısından, grafik benzerliği açısından da karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve altcoin market cap'ine baktığımızda, daha doğrusu total market cap'e baktığımızda alt sinyali geldi arkadaşlar. En son 2016 yılında bir alt yapısı oluşuyor. Ve bu yapı oluştuktan sonra biraz bir testere modu, bir silkeleme modu, ardından bir yükseliş serüveni içerisinde göre 2020 yılına baktığımızda da benzer bir şekilde sevgili dostlarım, şuradaki yapıdan yeşil kutucuk içerisinde belli bir zaman dilim içerisinde bir yataya bağlayıp ardından yukarı doğru patladıktan sonra ciddi parabolik yükselişler gelir. 2024 yılında da benzer bir yapı olduğunu
görmekteyiz. Buradaki indikatöründe yeşil yaktığını, al sinyali ürettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de kısa vade olarak değerlendirecek olursak Bitcoin için kısa vadeciler 51.700 dolar seviyesine çok dikkat etmesi lazım. Kısa vade işlem yapıyorsanız burası saatlik anlamda oldukça önemli bir destek bölgesi. 4 saatlik bakacak olursak 4 saatlik anlamda oldukça önemli ikinci destek bölgemizde 49.200 dolar seviyeleri. Yani burada eğer düşürmek isterlerse yani 49.200'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Ama o bölgenin altında bir kapanış yapmadığı sürece yani burada görmüş olduğunuz bulut kırmızıya dönmediği sürece benim için düşüşler bir silkelemedir. Yatırımcı gözüyle baktığımız için çok kısa vadede trade etmediğimiz için kısa seviyeleri sadece kısa traderlar için söylüyorum. Onun dışında uzun büyük resim ve orta vade baktığım için 49.200 benim için oldukça önemli destek bölgesi. O bölgenin altı kapanış yapmadığı her saniye benim için sıkıntı yok. Zaten haftalık ikinci yeşil histogram mumumuzu da aldık. Yani bu düşüşler telafi edilmeyecek düşüşler olduğunu şahsen düşünmüyorum. USDT dominansı 4 saatlikte biraz kafasını kaldırmış durumda. Günlükte de bayağı bir oversold oldu. Tabi buradan Bitcoin'in düşmesi demek kar satış demek, riski azaltmak isteyen insanların satışları anlamına gelecek. Çünkü USDT dominansı düştü. Yani bir kısa vade bir silkeleme olursa çok şahsen şaşırmam. USDT dominansı da o zaman silkeleme durumunda 5.24'lere kadar bir tepki yükselişi içerisine girer. O bölgenin üzerine atmadığı süre boyunca da bir sıkıntı yok. Bakın tüm hareketli ortalamalar zaten aşağı kesmiş durumda. Çok ciddi bir geri çekilme olduğu için bu geri çekilmenin tepkisini vermeye çalıştığını görüyoruz. Haftalıkta da işler kötü gidiyor. USDT dominansında 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış durumda. Bundan kaynaklı da yani Bitcoin'deki yükselişleri orta uzun vade beklememdeki en büyük etken de şu görmüş olduğunuz grafik yapısı diyebilirim. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. Herhangi bir dönüş emaresi de haftalıkta şu an mevcut değil. BTC dominansında bir yükseliş olabilir. Yani bu 55'leri ben test edeceğini düşünüyorum. 55-60 arasında görebiliriz. O bölgelerden de ciddi hani tekrardan altcoin işte sezonuna adım adım yaklaştığımız noktalar olacaktır. Dolar endeksi de bakın gün içerisinde ciddi bir atak gerçekleştirmişti şu an. En düşük seviyeye doğru gün içerisindeki en düşük seviyesine doğru geliyor. Burada kritik noktamız bizim için 104.80 seviyesi. O bölgenin üzerine kapanış gerçekleştiremezse yani herhangi bir risk olduğunu dünya piyasalarında düşünmüyorum ve bundan Bitcoin altcoinlerinde olumsuz yönde etkileneceğini düşünmüyorum. Altcoin sezon endeksi 25'te arkadaşlar. Herhangi bir şekilde uçan kaçan bir durum söz konusu değil. Şu an piyasa 72 seviyesinde. Biraz yavaş yavaş açgözlülüğe doğru gidiyor piyasa. İşte bu açgözlülük arttıkça kısa vadede ne yapacaklar? Silkeleyecekler ki hani herkes coşkuya kapılmış oralardan şey yapabilirler. Aynı zamanda OKX borsasında hesabınız yoksa sizlere açıklama ve yorumlar kısmında link vereceğim. Bu linkten üye olursanız üye olduktan sonra da hesabınıza girmeniz durumunda kutu açıyorsunuz arkadaşlar. Kutunun içinden şansa dayalı ödüller çıkıyor arkadaşlar. Bunu değerlendirmek istiyorsanız hem borsaları sepet yapması açısından hem de indirimli link açısından buraya bakılabilir. İkinci olarak da Maxi borsanın linkini de vereceğim. Burada da 10 dolar vadeli işlem bonusu veriyor. Vadeli işlem bonusuyla kimlik dolamanızı yapmanız gerekiyor. Ondan sonra da bir margin işlem açabiliyorsunuz. 10 dolar bonusla o karınızı çekebiliyorsunuz. Diyelim ki 10 dolar bonusla 5 dolara kazandınız. 5 doları çekebiliyorsunuz. Bonusu çekemiyorsunuz. Onu da referans linkini, indirimli linkleri yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan basit bir şekilde mail adresinizi oluşturarak hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Veya cep telefonuyla üye olabiliyorsunuz. Aynı şekilde Maxi borsasında burada işte mobil veya e-posta yazıp hemen girip ondan sonra şifre oluşturup diğer adımları tamamlayarak hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Oldukça basit diyebilirim. Mobil cihazlarınızdan da linki tıklayıp o şekilde bakabilirsiniz. En hacimli altcoinleri şu şekilde sizlere göstermek istiyorum sevgili dostlarım. İşte Solana'da hacimler var. SYVL'de oldukça hacimlenmiş. LPT'de hacim var. VET'te hacim var arkadaşlar. Vector'da hacimlenmiş şu şekilde. Piyasa hareketli her gün hacim sıralaması değişiyor. Ben sizlere şöyle ilk yüzü göstermek istedim. Son 24 saatte de Bitcoin'de 27 milyon dolarlık likidasyon alınmış durumda. Söyleyeceklerim bunlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.